Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşamki dersimizde Sünnet-i Seniyye Risalesi'nden 11. lemadan okuyacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin inşallah. Bizleri Sünnet-i Seniyye'ye ittibada muvaffak eylesin Rabbimiz. Amin. 11. lem'a. Mirkatü sünneti ve tiryaku maralil bid'a. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum aziz. Aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mü'minine raufur rahim. Şu ayetin birinci makamı minhacü sünnet. Yani sünnet yolu, sünnet caddesinin tarifi yapılacak. İkinci makamı mirkatü sünnettir. Sünnetin dereceleri, mertebeleri anlatılacaktır. Fe in tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullah. Bu iki ayeti azimenin yüzer nüktesinden 11 nüktesi icmalen beyan edilecek. Birinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'eti şehid. Yani fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Evet, sünnet-i seniyeye ittiba mutlaka gayet kıymetlidir. Hususan bid'aların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Hususan fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra bir huzuru ilahi hatırasına inkılap eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniyeyi müraat ettiği dakikada o adi muamele ve o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ittibaını düşünüyor ve şerait ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir ve ondan şari-i hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen sünnet-i seniyeye ittibaı kendine adet eden adatını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevaplar yapabilir. Tekrar birinci nükteden bir daha başlayalım. Birinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'eti şehit. Yani fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını alabilir. Şimdi burada ince bir nokta var. Abdestin farzlarını Cenab-ı Hak Maide suresinde
bize tek tek dört tane farzı anlatırken mesele başa geldiği zaman bir ruusiküm diye gelmiş. Yani orada o bir kelimesi Arap lügatına göre en az üç manaya geliyor. Bir tanesi en azı demek. Yani genellikle Şafiiler bunu esas almış. Islak bir parmak başınıza değse mes oluyor. Yani en azı birkaç saç teline de değse mes olmuş oluyor. İkinci mana bütünden bir parça demek. Hanefi mezhebi bunu esas almış. Başın dörtte biri, değil mi? Dört tane parça var. Dörtte biri mes olsa farz yerine gelmiş oluyor. Üçüncü bir manası daha var. Bütünü, tamamı demek. Bir ruusiküm, başın tamamı. Maliki mezhebi de bunu esas aldığı için kaplama mes deniyor. Böyle yapıp arkadan şöyle başın tamamını mes etmek. Şimdi bunun için anlattık. Burada Peygamber Efendimiz benim sünnetim derken bir sünneti diyor. Şimdi oradaki B'yi bazı İslam alimleri kim fesadı ümmetim zamanında kim benim bir tane sünnetime ittiba etse 100 şehit sevabı alır diye anlamışlar. Yani demek ümmetim bozulduğu zaman Peygamber Efendimizin bir sünnetine ittiba 100 şehit sevabını verebilir. Şafii'nin esas aldığı o en az manasına veya Hanefi'nin esas aldığı dörtte biri. Yani kim sünnet-i seniyenin bütününden bir parçasını yapabilse o 100 şehit sevabı alır. Ne zaman? Ümmetin bozulduğu, dağıldığı, fesade düştüğü zaman. Tabii en ağırı da hani Maliki'nin esas aldığı bütün, bütüne herkes muvaffak olamaz. Hatta ancak evliyaların da en üst mertebesinde olan ehassül havas ona muvaffak olur. Ancak elimizden gelen sünneti yerine getirdikten sonra Cenab-ı Hakk'a niyazla ya Rabbi keşke elimden gelseydi tamamına mürat edebilseydim diye külli bir niyetle inşallah lütfu ilahiyle o sırda açık. Onun için ümmetin bozulduğu fesada düştüğü zaman demek ki her bir sünnet çok büyük ehemmiyet ve kıymet kazanıyor. İleride gelecek o mertebeler gelince göreceğiz ki sünnetin çok mertebeleri var. Hatta bazen bizim çok aşırı kıymet verdiğimiz sünnetlerin yerine başka sünnetler alacak, hayret edeceğiz. Okuyalım inşallah. Ne demişti? Yani fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yani bu tabiri de çok mühim değil mi? Temessük, sarılsa, yapışsa demek yani. Yani öyle demek, sünnete öyle bir yapışmak lazım ki yani elimizden o sünneti almaya da çalışsalar ayrılmayacak elimizden yani. Elimiz onu bırakmayacak yani. İnşallah öyle yapsın Rabbimiz. Temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Evet, sünnet-i seniyeye ittiba, tabi olmak, uymak mutlaka gayet kıymetlidir. Hususan bid'aların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Hususan fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek, uymak ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor, hissettiriyor. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hatıra getiriyor. Demek sünnet-i seninin böyle de bir manası var. O sünnete ittiba ettiğinde, o sünneti yapmaya başladığında hemen hatırına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geliyor. O ihtardan, o sünnetin bize hatırlatmasından o hatıra Resulullah'a intikal
bir huzuru ilahi hatırasına inkılap eder. Peygamberimizi hatırlamakta Cenab-ı Hakk'ı hatırlatıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz kimdir? Allah'ın Resulüdür. Allah'ın Nebisidir. Allah'ın Peygamberidir. Onun emriyle hareket ediyor. O zaman Resulullah'ın yaptığı her şeyin arkasında Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat, Esma-i İlahiye'nin tecellilerine müraat etmek var. Demek o sünnet bize Resulullah'ı hatırlatacak. Resulullah da bize Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu, bu yapılan şeyin onun emri, onun razı olduğu işler olduğunu, marziyatı olduğunu hatıra getirecek. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniyeyi müraat ettiği dakikada o adi muamele, şimdi buradaki adi tabiri halk arasında biz kötü olarak anlıyoruz ama aslında Osmanlıca, Arapça'da bu adi adetten olan yani normal şeyler. Mesela ef'ali mükellefin var. Yani bizim sorumlu olduğumuz fiillerde ilmihal kitaplarında farzdan başlar değil mi? Farz, vacip, sünnet, müstehap diye böyle iner iner. Onların içinde bir tanesi var. Ona ne diyoruz? Adab olduğu için yani onu işlemekte günah yok, işlememekte günah yok. Yani bizim normal yaptığımız işler mübah yani. Mübah denilen şey. Mesela yemek, içmek, yatmak bunlar mübahtır. Yani bunların günahı, sevabı yoktur. Ama eğer Resulullah böyle yatmış deyip Resulullah'ın yatma adabını öğrensek, ona uygun yatsak, o zaman uykumuz, yatmamız ibadet oluyor. Yemek yerken Resulullah'ın yemekle alakalı sünnet-i seniyeleri nedir? Hani mesela başlangıcında ellerimizi yıkamaktan, efendim besmele çekmekten, önümüzden yemekten gibi yani ta en sonunda da yine elleri yıkayarak yemekten çıkmak. O halimiz Resulullah bunları yaptı diye böyle yersek yemek yememizde işte su içerken besmele çekmek, üç yudumda içmek, oturarak içmek, içtiğimiz kabın içine bakmak gibi sünnet-i seniyeler var. Bunları Resulullah böyle yaptı diye yaparsak su içmemizde ibadet oluyor. Yürümemiz Resulullah nasıl yürümüş? Böyle yürümüş, önüne bakmış değil mi? Hafif eğimle yürümüş yani, mütevazi yürümüş. Onların edepleri var her birinin. Öyle yürüdüğümüzde yürümemiz de, hatta tuvalete girerkenki tuvalet adabıyla alakalı sünnet-i seniyelere ittiba etsek, tuvalete girmemiz, banyo yapmamız hepsi ne olacak? İbadet hükmüne geçtiği gibi bize Resulullah'ı hatırlatmakla onun arkasında Cenab-ı Hakk'ın emirlerine müraat, razı olduğu işleri yapma manası Allah'ın huzurunda olduğumuzu, ona göre edeple, adaplara riayet etme lüzumunu bize ne yapacak? Hissettirecek. Bir de okuyalım. En küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniyeyi müraat ettiği dakikada o adi muamele ve o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Yani ileride gelecek ama şimdi hatırıma geldi. Üstadımız diyor ki sünnet-i seniyenin hiçbir tanesi yoktur ki içinde bir hikmet, bir edep, bir nur olmasın. Böyle çok önceden bir Almanya'da tıp tahsili yapan bir abi anlatıyordu. Diyor ki Almanya'da tıp dersi alırken kalp krizleriyle alakalı bir doktor, profesör böyle ders veriyor. Fakat profesörün bir ahvali var. Derste çıt çıksa hemen dersi terk ediyor. Onun için en böyle sessiz, herkesin çok ciddi takip ettiği bir ders. Kalp kriziyle alakalı ders anlatırken profesör demiş ki bir insanın demiş sol ayağı öndeyken kalp krizi gelse o insan demiş geriye düşer. Ama demiş sağ ayağı öndeyken kalp krizi gelse o insan
öne doğru düşer deyince bu abi birden Allahu Ekber diye bağırmış. Tabii Alman profesör ne bilsin Allahu Ekber ne demek? Vay sen nasıl ses çıkardın dersimde deyip dersi terk etmiş. Bu abimiz peşinden koşmuş. Önce özür diledikten sonra yani gayri ihtiyari olduğunu, sebebinin de 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelere ders verirken demiş ki tuvalete girerken sol ayağınızla girin. Demiş ki efendim sizin anlattığınıza göre bir insan tuvalete girerken sol ayağıyla girse, kalp krizi gelse o arkaya düşecek. Yani pis yere, tuvaletin içine düşmeyecek, geriye temiz yere düşecek. Tuvaletten çıkarken Peygamber Efendimiz sağ ayağıyla çıkmış. Yani sizin dediğinize göre demiş, sağ ayak öndeyken kalp krizi gelse o insan ne yapacak? Temiz yere düşecek, tuvalete düşmeyecek. Yine Peygamber Efendimiz sahabelere buyurmuş ki mescide girerken sağ ayağınızla girin. Yani demiş sizin dediğiniz gibi kalp krizi gelse mescidin içinde vefat edecek, ayrı bir makam ve sevap kazanacak. Camiden çıkarken Peygamber Efendimiz buyurmuş sol ayağınızla çıkın. Yani sizin dediğinize göre demiş kalp krizi gelse yine mescide düşecek, yine mübarek bir yerde vefat etmiş olacak deyince profesör çok şaşırmış. Demiş ki sizin peygamberiniz bunu 1400 sene evvel mi söyledi? Evet deyince çok hayret etmiş o profesör. Ya demiş bunu biz daha yeni keşfettik gibi. Demek sünnet-i seniyede bizim akıllarımızın almadığı, belki istikbalde ilmi bir keşif olarak karşımıza çıkacak şeyleri, çünkü Allah'ın peygamberi ya, kendi nefsinden konuşmaz diyor Necm suresinde. Ve ma yentiku anil heva in huve illa vahyun yuha. Ancak Allah'ın vahyiyle konuşuyor, hareket ediyor. O zaman arkasında binlerce hikmetler, binlerce edep, binlerce nur var. Cenab-ı Hak bizlerin inşallah istifademizi, sünnet-i seniyede ittibada inşallah derecemizi arttırsın. Amin. Bir de okuyalım. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniyeyi müraat ettiği dakikada o adi, o basit, normal, adetten muamele ve fıtri amel, sevaplı bir ibadet ve şer'i, şeriata uygun bir hareket oluyor. Çünkü o adi, adetten normal hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ittibanı düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir ve ondan Peygamber Efendimizin şeriatı bizlere ders veren olduğunu hatırlamakla hemen arkasından şari hakiki olan, şeriatın hakiki sahibi olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen sünnet-i seniyeyi, sünnet-i seniyeye ittibaı, tabi olmayı, kendine adet eden, adatını, bütün normal yaptığı işleri, adetleri ibadete çevirir. Bütün ömrünü semeredar, meyveli, neticeli, yani ahirette fayda verecek, semeredar ve sevaplar yapabilir. Biraz atlayalım, çok uzun bir bahis. Beşinci nükte. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Ayet-i azimesi, ittiba-ı sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kat'i bir surette ilan ediyor. Evet, şu ayet-i kerime kıyasat-ı mantıkiye içinde kıyas-ı istisnai kısmının en kuvvetli ve kat'i bir kıyasıdır. Şöyle ki, nasıl mantıkça, mantık ilmine göre kıyas-ı istisnai misali olarak deniliyor. Eğer güneş çıksa gündüz olacak.
güneş çıksa gündüz olacak. Yani neticesi bu. Müsbet netice için denilir. Güneş çıktı. Öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi netice için, olumsuz netice için deniliyor. Gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müsbet ve menfi, olumlu ve olumsuz iki netice kat'idirler. Yani güneş çıkınca netice veriyor, gündüzdür. Ama karanlık, o zaman o ne demek yani? Gece, o ne demek? Güneş çıkmamış. Aynen böyle de şu ayet-i kerime der ki, eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. Allah'a muhabbetiniz varsa Allah'ın muhabbetinin delili ne? Peygamber Efendimiz'e tabi olmak. Allah Allah. İttiba edilmezse, peki peygambere tabi olunmazsa netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Demek Cenab-ı Hak peygamberimize ittibaı kendi muhabbetine bağlıyor. Yani Allah'ı seviyorsanız onun Habibi olan zata tabi olursunuz. Eğer ona tabi olmuyorsanız demek beni sevmiyorsunuz manası çıkıyor. Yani bu müsbet menfi dedi ya, iki netice muhakkaktır, kat'idir. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. Hani tabiri daha da olmasın. Böyle çok piyasada var ya, benim kalbim temiz diyor yani. Niye kılayım? Halbuki en temiz olan, en tahir, en mutahhir olan Peygamber aleyhissalatü vesselam. Beş vakit ne? Teheccüdler, duha namazları, evvabinler. Ne namazlar kılmış Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sahabe diyor ki peygamberimiz üzülse, dara düşse mutlaka namaz kılardı. Peygamberimiz çok sevinçli, çok güzel bir hadiseyle karşılaşsa namaz kılardı. Peygamberimiz harbe gitmeden namaz kılıp gidiyor, geri dönünce de namaz kılıp aile halkıyla görüşüyor. Yani Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hayatına bakılsa hep ibadet. Hatta çok kitaplar var. Peygamber Efendimiz yatarken dua ediyor, kalkarken dua ediyor, elbise giyerken dua ediyor, elbise çıkarırken dua ediyor, tuvalete girerken, tuvaletten çıkarken, yani ne var, evine girerken, evinden çıkarken, hangi hadiseyle karşılaşsa mutlaka dua vaziyetinde. Demek ki Allah peygamberimize aleyhissalatü vesselam ittibaımızı emrediyor. O ittiba neye delil oluyor? Allah'a muhabbete delil oluyor. Peki bir insan peygambere tabi olmasa, yani hani kalbim temiz diyorlar ya, peygamberimize tabi değil, ibadetleri yapmıyor, duaları yapmıyor, o ne demek? Allah'a muhabbeti yoktur demek. Kendi kendini kandırıyor yani. Allah Allah. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Dikkat. Muhabbetullah varsa, Allah'a sevgi, Allah'a muhabbet varsa netice verir ki Habibullah'ın sünnet-i seniyesine ittibaı, tabi olup uymayı intac eder, netice verir. Demek Allah'a muhabbet peygamberimizin sünnetine tabi olup uymayı netice veriyor. Evet, Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Yani bu cümle o kadar mühim ki, mesela bir asker düşünelim, diyor ki ben komutanımı çok seviyorum ama hiçbir dediğini yapmıyorum. Peki bu sevgi gerçek midir? Hayır, değildir. Bir evlat diyor ki ben anne babamı çok severim ama hiçbir dediklerini yapmam.
İşte onun bu sözü yalandır. Yani o anne babasını sevmiyor. Neden? Çünkü sevgi, muhabbet ispat ister. Sevdiğinin ispatı lazım. Sevdiğinin yolunda itaat, sevdiğinin yolunda fedakarlık, sevdiğinin kalbini hoşnut etmek, sevdiğinin kalbini kırmamak iktiza ediyor. Yani sevginin alameti lazım. İşte ben Allah'ı çok seviyorum. Delilin ne? Namaz yok, oruç yok, hayra senat yok, içkiden kaçmak, kumardan kaçmak, harama bakmaktan kaçmak, haramlardan kaçma yok, ibadetlere ittiba yok, sonra ben Allah'ı çok seviyorum. Yalan. Çünkü muhabbet ispat ister. Hani tabir dağıtı olmasın. Hani dünya tarihinde var ya, aşıklar var. Hani Ferhat ile Şirin var. Şirin'in babası oranın böyle valisi, idare edicisi. Aşkını duyunca demiş ki sen Şirin'i istiyorsan burada kuraklık var, susuzluk var. Ama şu dağı görüyor musun? Arkasında demiş onun ırmaklar var, nehirler var. Bu dağın içerisinden o suları buraya getirirsen veririm demiş. Ferhat çıkmış dağlara, bakmış mağaralar var. Araştırırken fark etmiş ki orada demir yatakları var. Ondan sonra odunlar toplamış, yakmış onları. Öyle bir sıcaklık meydana gelmiş. Demirler erimeye başlayınca delik açılmış dağın içinde. Oradan su getirmiş. Necip Fazıl'ın çok tatlı bir şiiri var. Diyor ki sevgilin şu dağı del dese delersin. İş Allah'a gelince gücün yok sen delersin diyor. Subhanallah. Yani sevgilisine sevgisinin ispatı için dağı deliyor. Peki Allah'a muhabbetin ispatı nedir? Resulullah'a, Habibullah'a aleyhissalatü vesselam tabi olmaktır. Onun gibi olmak, onun gibi olmaya çalışmak, sünnet-i seniyesine ittiba etmektir. Bu ayeti kerime onu ders veriyor. Kim doğru, kim yalancı ne yapıyor? Turnusol kağıdı gibi açığa çıkarıyor. Cenab-ı Hak bizi sadıklardan, doğrulardan eylesin. Allah'a muhabbetimizin ispatı olarak Habibullah'ın aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyesinde bizleri muvaffak eylesin. Hissemizi, derecemizi arttırsın. Amin. İnşallah. Bir de okuyalım. Evet, Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Demek iman itaatı iktiza ediyor. Ve itaat yolları içinde en makbulü, en müstakimi, istikametlisi ve en kısası, yani en selametlisi, bila şüphe, şüphesiz Habibullah'ın aleyhissalatü vesselam gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Hani minhacü sünnet demişti, sünnet yolu bu yani. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam bizlere gösterdiği o yol Allah katında en makbul, en müstakim, en kısa bir yol. Ve şüphesiz Habibullah'ın peşinden gidince o zaman Allah'ın muhabbetini netice veriyor. O Allah'ın muhabbetine mazhar olduğu gibi aleyhissalatü vesselam onu takip edenler de ihlasına, samimiyetine, sünnet-i seniyedeki ittibanın derecesine göre Allah'ın muhabbetine mazhar olup o Habib'in arkasındaki Habiblerden oluyor. Allah bizi onlardan etsin inşallah. Evet, bu kainatı bu derece inamat ile, her tarafını nimetler ile dolduran Zat-ı Kerim-i Zülcemal, zişurlardan o nimetlere karşı şükür istemesi zaruri ve bedihidir. Cenab-ı Hak her yeri sanki adeta altı yönümüzden nimetleriyle bizi ne yapmış? Kuşatmış. Hani diyor ya, ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız,
Yani Cenab-ı Hak bizi her yerden nimetleriyle besliyor yani. Peki böyle bize nimet eden bir Allah'ın muhabbetini kazanmak için biraz gayret, biraz ciddiyet gerekmiyor mu? Allah Allah. Demek o nimetlere karşı Cenab-ı Hakk'ın bizden şükür istemesi zaruri ve bedihidir. Açık ve nettir. Hem bu kainatı, bu kadar mucizatı sanatla, yani şu kainatta nereye bakarsak bakalım, en küçük bir ota, en küçük bir sineğe, böceğe kadar, hatta ilim ilerlemiş, hücrenin içi, hücrenin parçacıkları, hatta atom, hatta atomun çekirdeği, o çekirdeğin içindeki kuarklar, lepto kuarklar, her birinde acayip sanatlar var. Değil mi o? Korona virüsünün resimleri, yani mikroskop kim bilir kaç kere büyütülmüş, bakıyorsun Allah Allah şekilleri ne kadar acayip ama ne kadar sanatlı, ne kadar harika yani, subhanallah. Bu kainatı bu kadar mucizatı sanatla, gözle görülmeyen canlıları bile, cansızları bile bu kadar mucizeli sanatlarla tezyin eden, süsleyen o Zat-ı Hakîm-i Zülcelal elbette bilbedahe, bedaheten apaçık, zîşûrlar içinde en mümtaz birisini, en seçkin, en zirve bir şahsiyeti kendine muhatap ve tercüman ve ibadına, kullarına mübelli, tebliğ edici ve imam, önder, rehber yapacaktır. Yani o mucizat-ı sanatı bunu da ne yapıyor? İktiza ediyor. Her şeyde bu kadar hikmet koyan Allah elbette hikmeti gereği bütün insanların namına muhatap olacak. Bütün insanların seviyesine göre konuşabilecek, Allah'ın verdiği emirleri onlara tebliğ edebilecek seviyelerine göre bir tercümanı, bir mübelliği, bir imamı iktiza ediyor, gerektiriyor. Hem bir madde daha, bu kainatı haddü hesaba gelmez tecelliyat-ı cemal, yani cemal güzellik demek, güzellik tecelliyatları ve tecelliyat-ı kemalatına, kamil manalar, mükemmel manalar tecelliyatına mazhar eden o Zat-ı Cemil-i Zülkemal elbette bilbedahe, apaçık, net, sevdiği ve izharını istediği, gösterilmesini, bildirilmesini, tanıttırılmasını istediği cemal, Allah'ın güzellikleri, kemal, Allah'ın kemalatı ve esma, Allah'ın isimleri ve sanatının, Allah'ın sanatlarının en cami, hepsini kendinde toplayan ve en mükemmel mikyas ve medarı olan bir zata her halde, yani her halükarda mutlaka en ekmel bir vaziyeti ubudiyeti verecek. Yani birisine en ekmel bir kulluk vaziyetini verecek ve onun vaziyetini sairlerine numuneyi imtisal edip, yani ayet-i kerimelerde de Cenab-ı Hak peygamberimizi tarif ederken üsve-i hasene diyor. Size örnek ve numune yaptı diyor. Yani peygamberimizin gönderilmesinin bir hikmeti ve gayesi de nedir? Peygamber Efendimiz Allah'ın razı olduğu ve benzenilmesini istediği en mükemmel örnek, misal yani. Cenab-ı Hakk'ın bütün esma ve sıfatının bu dünyadaki mümessili, yani Allah'ın rızasına, Allah'ın memnuniyetine ulaşmak isteyen Resulullah'a benzeyecek. Onun için numune-i imtisal dedi. Hani bazıları işte peygamber sade işte postacı, haşa ve kella. Peygamber Efendimizin her hali, her tavrı, her ahlakı, her sözü nedir? Kıyamete kadar gelecek bütün ümmeti Muhammed'e nedir? Bir örnek ve numunedir. Her halinde
bir ders, bir ibret, bir hikmet var. Biz de madem onun ümmetiyiz, onun o hallerine elimizden geldiği kadar ittiba etmek ve her geçen gün o ittibalarımızın sünnet-i seniyelerinin adedini arttırarak ittibamızın seviyesini yükseltmeye gayret etmemiz icap ediyor. Dedi ki en ekmel bir vaziyet-i ubudiyeti verecek birisine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun vaziyetini sairlerine, diğer bütün insanlara numune-i imtisal edip örnek ve numune herkesi onun ittibaına sevk edecek. Niye? Ta ki o güzel vaziyeti, yani Allah'ın razı olduğu, memnun olduğu, böyle olun dediği kıvama hale gelecek yani. Allah Allah. Ta ki o güzel vaziyeti başkalarında da görünsün. Zaten bir kaide var, bir cümle. Sevmek, benzemek demektir. Hayatımıza dikkat edelim. Yani çocukluğumuzdan, gençliğimizden bakalım kimi seviyorsak ona benzemeye çalışıyoruz. Yani bir futbolcuya benzemeye çalışsak, hani çocukluk, gençlik zamanımızda nasıl saç bırakmış öyle bırakıyoruz yani. Nasıl davranıyor öyle davranıyoruz yani. Sağ ayağını kullanıyor, biz de onun taklidini yapıyoruz. Veya bir şarkıcı, türkücü, artist, karateci, marateci ne yapıyoruz? Onun gibi olmaya, onun gibi davranmaya çalışıyoruz. Neden bu kaide? Veya işte annemize benzemeye çalışıyoruz, babamıza benzemeye çalışıyoruz. Okulumuzda böyle çok çalışkan, gayretli veya diyelim bazı futbolda, işte efendim masa tenisinde mesela, yani şiir okumakta, işte kitap yazmakta, yazarlıkta böyle meşhur olmuş, öne çıkmış kimselere benzemeye nasıl gayret ediyoruz? Halbuki benzenilmeye en çok layık olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah'ın Habibidir, Allah'ın Resulüdür, Allah'ın marziyatı onda görünüyor. Madem biz Resulullah'ı seviyoruz, öyleyse ona tabi olacağız. Madem Allah'ı seviyoruz, Resulüne, Habibine tabi olacağız. Çünkü sevmek, benzemek demektir. Evet. Elhasıl muhabbetullah, Allah sevgisi, Allah'ı sevmek, sünnet-i seniyenin ittibaını istilzam edip intac ediyor, lüzumlu kılıp netice veriyor. Ne mutlu o kimseye ki sünnet-i seniyeye ittibaından hissesi ziyade ola. Veyl o kimseye ki sünnet-i seniyeyi takdir etmeyip bid'alara giriyor. Altıncı nükte. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Küllü bid'atin dalale ve küllü dalaletin finnar. Yani bütün bid'atlar dalalettir. Dalalet ise insanı ateşe, cehenneme, nara götürür. Yani el yevme ekmeltü leküm dineküm sırrı ile, hani bir rivayete göre son gelen ayet budur. Mekke'nin fethinden sonra bu ayet gelmiş. Cenab-ı Hak bugün rivayete göre bu ayeti duyunca Hazreti Ebubekir radıyallahu anh çıkırarak ağlamaya başlamış. Demişler niye ağlıyorsun, bak ne güzel Cenab-ı Hak dinimizi en mükemmel seviyeye getirip tamamladı. Demiş din tamamlanınca Resulullah gider çünkü vazifesi bitti demiş yani. O da öyle anlamış. Evet, neyse asıl mevzuyu dağıtmayalım. Bu ayetin sırrı ile kavaid-i şeriatı garra, garra çok parlak, nurani demek. Parlak şeriatın kaideleri, kuralları ve desatir-i sünnet-i seniye, sünnet-i seniyenin düsturları tamam ve kemalini bulduktan sonra yeni icatlarla o düsturları beğenmemek veyahut haşa ve kella nakıs, onları nakıs noksan görmek hissini veren bid'aları icat etmek dalalettir, ateştir. Sünnet-i seniyenin meratibi var.
sünnet-i seniyenin mertebeleri varmış. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez. Bu ileride bir ifade daha var. 9. nüktede olması lazım. Burada diyor ki, yine orada da mertebeleri anlatıyor. Daha değişik bazı izahlar var. Ama bir şey için okudum burayı. Burada vacip dedi ya, burada farz ve vacip kısımlara diyor. Şimdi buradaki vacip, yani bu birinci ifadeki vacip, vücubiyet yani farz demektir. Zaten Hanefi mezhebinin haricinde diğer 3 mezhepte vacip diye bir kavram yok. Farz var, ondan sonra sünnet var. Hanefi biraz hassas davranmış. Kur'an'da emir var ama emrin detayları yoksa, incelikleri, kaide ve kuralları, zaman ve mekanları söylenmemişse emir hak ama detayları olmadığı için farz diyemiyor ama ne diyor? Vacip diyor. Onun için buradaki vacip farz manasınadır. Demek sünnet-i seniyenin birinci kısmı farz ve vacip hükmünde olan sünnet. Allah Allah. Yani bu çok acayip bir tespit yani. Yani genellikle bir sünnet-i seniye deyince hiç bu hatırımıza gelmiyor. Yani bize İslam ulemasının anlattığı sünnetler de, hani mesela misvak ne kadar ehemmiyetli, sakal bırakmak ne kadar ehemmiyetli, hani öyle görünüyor. Ama farz ve vacip hükmünde bir sünnet tabiri, subhanallah. Böyle seneler evvel Sözler Risalesi'nde, gerçi mektubatın sonunda da var, Zeyl diye bir bahis var. Sözlerde 26. sözün Zeyl'i, aynı zamanda da 29. mektubun Telviyat-ı Tis'a diye bir risalesi var. Hemen onun arkasında yine bir Zeyl var. İkisi aynıdır. O Zeyl'de Risale-i Nur hizmetinin meslek esasları, kaideleri ve kuralları anlatılırken Üstad sayıyor en son Risale-i Nur talebelerinin evradına geliyor. Hani her tasavvuf, tarikat mesleklerinde virtler vardır. Belli zamanlarda okunacak dualar, hizipler, bazı sureler, tesbihatlar ilahir vardır. Şimdi o Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Risale-i Nur hizmetinin evradı ise, dikkat, birinci sırada ittiba-ı sünnettir. Feraizi işlemek, kebairi terk etmektir. Bilhassa namazı tadil-i erkan ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır diyor. 5 tane madde saydı. Bu neymiş? Risale-i Nur mesleğinin, hizmetinin evradıymış bu. Şimdi ben burayı okuduğumda, tabii böyle bilmiyoruz yani, anlayamadım. Şimdi birinci sırada ittiba-ı sünnet diyor, sonra feraizi işlemek, kebairi terk etmek diyor. Benim aklım karıştı. Yani birinci sırada farz olması lazım. Niye ittiba-ı sünnet kullandı? Fesubhanallah. Sonra seneler sonra burayı okurken 11. lemayı, demek herhalde bazı şeylerin zamanı, mevsimi gelince, uygun zaman zemin gelince Cenab-ı Hak açıyor yani, gösteriyor. Burayı okurken bu farz ve vacip hükmünde sünnet geçince fesubhanallah. O zaman anladım ki bütün farzları, bütün vacipleri ilk yapan, tatbik eden, bütün haramlardan ilk çekinen, kaçınan, içtinab eden kimdir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O zaman aslında bütün farzlar, vacipler, bütün günahlardan içtinaplar, bütün namazı o tadil erken ile kılmalar, tesbihatlar, hepsi nerede aslında? İttiba-ı sünnetin içinde. Yani bir kısım insanlar, bazı hani bizim çok büyük bildiğimiz, aslında adab hükmünde olan sünnetleri yapamasa da, böyle bir zamanda, fesad-ı ümmet zamanında, hele hele bir genç, hele hele bir delikanlı, bu kadar günahların, batakların, haramların içinde, bütün arkadaşları, çevresi, okulu bozukken o 5 vakit namazını kılıyorsa, nedir o? En büyük sünnete ittiba etmiş demektir. Veya
imanını kuvvetlendirmek ve kurtarmak için Risale-i Nur gibi iman derslerini okusa. Hatta ben bazen latife ile karışık burayı okuduğumda soruyorum. Kardeşler, Resulullah'ın en büyük sünneti nedir? İşte söylüyorlar işte cihad etmek, işte efendim sakal bırakmak, işte teheccüd namazı kılmak. Herkes bir şeyler söylüyor. Diyor ki hayır, hayır, hayır. Evet bunlar da kıymetli. Yanlış anlaşılmasın. Bunlar da mühim. Ama bu söylediklerinizin hiçbiri birinci sırada yer almıyor. Diyorlar ki nedir? Dedi ki ben bunu kendimden söylemiyorum. Ayet-el Kübra Risalesi'nde Peygamber Efendimiz'e anlatıldığı o 16. mertebe var. Orada üstadımız Peygamber Efendimiz'in en büyük sünneti iman. Arkasından İslam. Arkasından onun ahlakı. Resulullah'ın ahlakına benzemek. Ondan sonra münacat, Cenab-ı Hakk'a iltica, yalvarmak. Ondan sonra tebligat geliyor. Başkalarına emri bir maruf, nehyi anil münker, Kur'an'ın ve imanın hakikatlerini başkalara ulaştırma, tebliğ etme. Bunlar farz ve vacip hükmünde olan sünnet-i seniye. Şimdi eğer bu farz hükmünde olan sünnetler ihmal edilse, yani imanda terakkiyi esas almayıp da Peygamber Efendimizin zahirde görünen sünnet-i seniyelerini yaptığımızda iman zayıfsa, İslami peygamberimizin o güzel ahlakından nasibimiz azsa, o zaman biz hatalar yapıyoruz. O yaptığımız hatalar İslamiyete mal oluyor. Kimse Ahmet'in kusuru demiyor. Müslüman diyor. Sarıklı diyor, sakallı diyor, cübbeli diyor, hacı diyor, hoca diyor. Yani hemen hakaretini dine, dinin hakikatlerine, dini temsil eden manalara veriyor. Onun için birinci sünnet-i seniye, en büyük sünnet-i seniye farz ve vacip. Farzların da zirvesi imandır. Hatta İşaret-ül İcaz'da amellerin zirvelerini anlatıyor Bediüzzaman Hazretleri. Diyor ki amali kalbinin güneşi, şemsi imandır diyor. Kalbi amellerin güneşi imandır. Sonra bedeni ibadetlerin fihristesi namazdır diyor. Mali ibadetlerin kutbu, zirvesi zekattır diyor. Bak birinci sırada iman. Çünkü iman olmadan hiçbir şeyin kıymeti, hiçbir şeyin hakikati olmaz. Her şeye kıymet veren imandır, imanın kemalidir. Yani kuvvetli bir imanla yapılan az bir ibadet ahirette çok büyük neticeler verecek. Ama imanı çok zayıfken çok 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 ibadetler yapmak orada çok büyük fayda vermeyecek. Çünkü ahirette esas olan her şey imana göre kıymet alıyor. Hani bir zamanlar üniversite imtihanlarına girerken bir katsayı çarpanı vardı ya, katsayı ne kadar yüksek olursa kazandığın derece o kadar büyük oluyor. Hani bazı okullarımıza İmam Hatip gibi değil mi? Onların katsayılarını indiriyorlardı aşağıya. O İmam Hatip talebesi ne kadar yüksek puan da alsa o düşük katsayıyla çarpılınca yarı yarıya düşüyordu. Yüksek yerleri kazanamıyor. Tabiri de hata olmasın. İşte iman katsayısı ne kadar yüksek olursa o ibadetlerin kıymeti de o kadar yüksek oluyor. Ama iman zayıfsa katsayı o kadar düşüyor ki o kadar yaptığın halde, çok yaptığın halde bakıyorsun öbürünün azına denk gelmiyor. Çok daha aşağılarda kalıyor. Evet, elhasıl çok uzatmayalım inşallah. Fakat yine bir nokta hatırlatalım. Orada üstadımız önce ittiba-ı sünnet dedi. Çünkü bütün farzlar, vacipler ittiba-ı sünnetin içinde var. Çünkü sünnetin birinci mertebesi farz ve vacip hükmünde olan sünnetler dedi. Bunlar terk edilmez yani. Bir de bir nokta, hani üstadımız orada dedi. Beş vakit namazı tadili erkan ile kılmak. Hanefi mezhebinde tadili erkan vacip. Diğer üç mezhepte ise farzdır. Tadil erken namazın içindeki her bir rüknün hakkını
vermek demektir. Yani o rüknü yarıda bırakıp sonunu tamamlamadan, bitmeden hareket etmek, diğer rüküne geçmek namazı Hanefi'de sakatlıyor. En azından seyir secdesi lazım ama diğer üç mezhebe göre farz olduğu için tadili erkanı yapmayanın namazı olmuyor. Yani onlar ne demek? Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en böyle kötü hırsızı sormuş. Sahabeler bilememişler. Demiş ki namaz hırsızıdır demiş Peygamber Efendimiz. Mesela kıraat yapıyor, sure bitmeden eğiliyor. Ne oldu? Hırsızladı. Hem de tadili erkanı ne yaptı? Yerine getirmedi yani. Onun için biz okuma bitecek, yani diyelim ki kıraat bitti, ondan sonra hatta bir nefes Subhanallah diyecek kadar bekledikten sonra rükûa gitmek. Orada da işte o sünnet olan üç defa Subhane Rabbiyel Azim'i veya bir kere vacip olan Subhane Rabbiyel Azim'i söyledikten sonra, bittikten sonra Semiallahu limen hamide, ayağa kalktık. Rabbena ve lekel hamd. Bütün vücut azalarımız bir an tamamen hareketsiz kalana kadar ayakta duracağız. Ama eğer rükudan kalkar kalkmaz, bazıları öyle yapıyor, hemen secdeye gidiyor. Tadil erken bozuldu. Vacip gitti yani. Sair mezheplere göre farz gitti. Veya secdelerin arasında, secdeden birinci secde farzdır. Kalktın, orada duracaksın. Bir kere Subhanallah. Bazı alimler ilk zamanla, ben çocukluğumda Subhanallah diyorlardı. Tabii bizim cemaatimiz o kadar süratli Subhanallah diyor ki, Subhanallah yani. Şimdi değiştirdiler. Hocalarımız diyor ki Subhane Rabbiyel Ala diyecek kadar bir kere durmak lazım yani. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir rüknün aralarını da boş bırakmamış. Bir rivayete göre İmam Malik'in müsnedinde, İmam Malik diyorum, İmam Müslim müsnedinde bir şey var böyle, birinci secden kalktığı zaman Allahümme gfirli, verhamni, vecbürni, vehdini, verzukni. Bir rivayette de bir şey eklendi, şimdi gelmedi hatırıma. Onu söylermiş Peygamber Efendimiz. Yani o beş cümlelik istiğfarı, duayı yapar. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeye gidermiş. Yani orada durmak icap ediyor. İşte tahiyyatı, salavatları bitirip selam vermek icap ediyor. Yani tadil erkan çok kıymetdar. Namazımızın inşallah sigortası hükmündedir. Ona riayet etmek. Bir de Bediüzzaman Hazretleri diyor, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. Her ne kadar, yani Subhanallah 33, Elhamdülillah 33, Allahu Ekber 33, sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike ile yüze tamamlamak, bu Peygamber Efendimiz sünnet-i seniyesinde olmakla beraber üstadımız diyor ki bu asırda çok ehemmiyet kazanmış. Çünkü bu söylenen 3 Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber namazın bütün rükünlerinde mevcut. Onun için diyor namazın arkasında bu tesbihatı yapmak namazın eksiklerini, kusurlarını tamamladığı gibi namazın manasını teyit ve takviye ediyor. Namazın bir nevi hulasası çekirdeği mahiyetinde. Onun için tesbihatı mutlaka yapmak, ihmal etmemek icap ediyor. Evet, vaktimizde çok ilerlemiş. Hemen şurayı okuyalım, bağlayalım. Sünnet-i seniyenin meratibi var. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez. O kısım şeriat-ı garrada tafsilatıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır. Hiçbir cihette tebeddül etmez, değişmezler. Bir kısmı da nevafil, nafile, yani farz ve vacibin haricinde peygamberimizin yaptıkları nevafil nevindendir. Nevafil kısmı da iki kısımdır. Bir kısmı ibadete tabi sünnet-i seniye kısımlarıdır. Demek ibadetle irtibatlı ve alakalı olan bütün sünnetler nedir? Nevafil nevindendir, kıymetlardır. Onlar dahi şeriat kitaplarında beyan edilmiş,
onların tahyiri, yani ibadete tabi sünnetlerin değiştirilmesi bid'attır. Diğer kısmı fakat adab-ı nebeviye bir nevi muhalefettir. Ve onların nurundan ve o hakiki edepten istifade etmemektir. Bu kısım ise örf ve adat ve muamelat-ı fıtriyede Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın tevatürle malum olan harekatına ittiba etmektir. Mesela söylemek adabını gösteren ve yemek içmek ve yatmak gibi halatın adabının düsturlarını beyan eden ve muaşerete taallük eden çok sünnet-i seniyeler var. Bu nevi sünnetlere adab tabir edilir. Fakat o adaba ittiba eden adatını ibadete çevirir, o adaptan mühim bir feyiz alır. En küçük bir adabın müratı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı tahattür ettiriyor. Kalbe bir nur veriyor. Sünnet-i seniye içinde en mühimi İslamiyet alametleri olan ve şeaire de taalluk eden sünnetlerdir. Şeair yani İslamiyeti temsil eden fiiller, hareketler, haller, eşyalar adeta yani görüldüğünde İslamiyeti hatırlatıp bildiren sembol, alem hükmünde. Şeair adeta hukuku umumiye, umumun hakkı nev'inden cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Mesela ezan gibi. Ezan sünnet-i seniyedir. Ama bir beldede ezan okunmazsa o beldedeki her bir mümin, Müslüman mesuldür. Ahirette dehşetli suale çekilecek, cezası var. Ama bir kişi çıksa, ezan okusa, bütün o belde ehli o mesuliyetten kurtuluyor. Demek ezan o kadar büyük bir hadise ki Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini alemene yapmak, ilan etmek, ilanı tevhid yani. Ve Cenab-ı Hakk'ın en razı olduğu ubudiyet olan namaza davettir yani. Onun için bütün kainatı alakadar eden bir hitaptır ezan. Onun için İslamiyet'in şeairlerindendir. Eğer yapılmazsa o beldenin her bir ferdini mesul ediyor. Bu noktadan bu nevi şeaire riya giremez ve ilan edilir. Nafile nev'inden de olsa yani farz ve vacip hükmünde olmasa da şahsi farzlardan daha ehemmiyetlidir. Çünkü nereye bakıyor? Umuma bakıyor. Şurada bir cümle vardı. İnşallah onu kolay bulursak oradan okuyalım. Subhanallah. Bazen gizleniyor değil mi? Gözümüzün önünde göremiyoruz. Hah şurası. Bununla bitirmiş olalım dersimizi. Yoksa çok nükteler var ama vaktimiz yetmedi. Biraz uzattık. Diyor ki sünnete ittiba etmeyen tembellik eder ise hasareti azime. Demek sünnet-i seniyeyi tembellikle terk eden çok büyük zarar ediyor. Çok büyük hayırlar, hasenatları kaybettiği gibi Allah'ın muhabbetini de kaybetme ihtimaline giriyor. Allah korusun. Sünnete ittiba etmeyen tembellik eder ise hasaret-i azime, ehemmiyetsiz görür ise cinayet-i azime. Yani Resulullah'ın sünnetleri ehemmiyetsiz görürse en büyük cinayet, Allah korusun. En dehşetlisi geldi.
tekzibini, yani o sünnet-i seniyeyi yalanlamak, tekzibini işmam eden tenkit ise, sünnet-i seniyeyi tenkit ise dalaleti azimedir. En büyük bir dalalettir. Cenab-ı Hak cümlemizi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesine ittibada muvaffak eylesin. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam şefaatine mazhar eylesin. Dar-ı saadette Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam al ve ashabına komşu eylesin. Amin, amin. Lahika mektubu olarak da böyle Bediüzzaman Hazretleri diyor, teselliye dair mektuplar ara sıra okunsa meyvenin, ha şuradaymış, kardeşlerim bunun gibi teselliye dair evvelce yazılan küçük mektuplar ara sıra okunsa ve meyvenin hususan ahirleri beraber mütalaa edilse ve hatıra gelen Risale-i Nur'un meseleleri müzakere olsa inşallah talebe-i ulumun şerefini kazandırır. Şimdi ben kendi alemimde böyle yaşadığım bir hadise, şimdi bu burayı okurken teselliye dair mektuplar 13. şua ve 14. şua. Şimdi okuyorum, diyor ki teselliye dair mektuplar ara sıra okunsa. Bunu pek anlayamadım ben. Çünkü arkasında talebe-i uluma bağlayacak. Arkasından geliyor meyve risalesinin hususen ahirleri. Hani mesela diyelim 6. mesele 7, 8, 9, 10. Her biri çok acayip risaleler böyle. Çok hakaiklerle dolu. Veya diyor hatıra gelen Risale-i Nur meseleleri müzakere olsa. Mesela Ayet-el Kübra gibi, işte Ayet-i Asbiyeler gibi, 30. lemadaki o Esma-i Sitte risaleleri gibi. Her yer acayip tevhid hakikatleriyle dop dolu, tefekkür ufkunu inkişaf ettiren yerler. Evet, bunlar talebe-i ulumun şerefini kazandırır ama bu teselliye dair mektupları bir türlü anlayamıyordum. Ne zaman ki bu hizmetin içerisinde bazı sıkıntılar, bazı böyle ızdıraplar başlayınca tam da tevafuk ettirdi Cenab-ı Hak. O ızdıraplar, sıkıntılar, kendi iç dünyamdaki o keşmekeş, kaos, karmaşa içerisinde acaba gitsem mi, kalsam mı, terk etsem mi, böyle bir çıkmaza girdiğim zaman tam burası tevafuk etmişti 13. şua. Okurken bütün böyle dertlerimin, tasalarımın, endişelerimin gittiğini gördüm. O zaman anladım ki hakikaten bu risaleler insanı istikamette tutan, hizmette devamına sebep olan risaleler. Onun için şimdi devamlı evlerdeyiz. Devamlı evde olunca birbiriyle devamlı vakit geçirenler illa aralarında bir tartışma, bir anlaşmazlık, bazen böyle inatlaşma gibi haller olur, sıkıntılar olur. O zaman ne yapacağız? Hiç kimseye kızmadan, kimseyi incitmeden, kimseye bağırıp çağırmadan hemen 13. şua okumaya başlayacağız. Çünkü neden? Hapishanede Bediüzzaman Hazretleri talebeleri idamla yargılanıyorlar. En zor şartlardaki hapishane şartları içerisinde yaşıyorlar. İdamlık insanlarla, bedevi insanlarla, katil insanlarla iç içeler. İşte Bediüzzaman Hazretleri talebelerine koğuşlar arasında bu teselli mektuplarını yazarak onları içeride böyle bütün o dertlerini alacak, sıkıntılarını alacak, onları şevke, gayrete getirecek, sair insanlara muhabbetle tebliğ etmesine medar böyle mektuplar yazmış. İnşallah bizler de okuduğumuzda bu manalar bizim alemimizde de teselliye sebep oluyor. İnşallah okuyalım. Birkaç tanesini okuyup bitirelim. Demişti, İnşallah talebe-i ulumun şerefini kazandırır. Ne demek o? İmam Şafii, Kudsesi Ruh gibi büyük zatlar talebe-i ulumun hatta uykusu dahi ibadet sayılır diye ziyade ehemmiyet vermişler. Demek biz Risale-i Nur'la bir parça iştigal etsek, okusak, mütalaa etsek, müzakere etsek, ailece beraber sırayla bir parçayı o, bir parçayı o, bir parçayı o okumak suretiyle de meşgul olsak,
talebe-i ulum ünvanını, ilim talebesi ünvanını alıyoruz. Uykumuz dahi ibadet oluyor inşallah. Böyle medresesiz bir zamanda, bakın tam tevafuk etmiş, artık medreselere gidip gelemiyoruz, beraber ders alamıyoruz değil mi? Camilere bile gidemiyoruz, cuma namazlarını bile kılamıyoruz. Bak ne kadar mahrumiyetler var. Ne oldu? Evlerimiz cami oldu, mescid oldu, evlerimiz medrese oldu. Ne zaman? Böyle medresesiz bir zamanda, böyle azap yerlerde sıkıntılı, böyle yüksek talebelik yüzünden yüz sıkıntı da olsa aldırmamalı veyahut çok mühim. Hayrul umuri ahmezuha. Peygamber Efendimiz buyurmuş aleyhissalatü vesselam, hayırlı işler en zahmetli olanlardır. Demek zahmet arttıkça o fiilin Allah katındaki kıymeti, ehemmiyeti de artıyor. O zaman meşakkat olunca sevinmek lazım. Daha fazla sabırla, daha fazla şükürle muamele etmek icap ediyor. Hayrul umuri ahmezuha deyip o meşakkatler yüzünden ferahla gülmeliyiz. Ama fakir arkadaşların çoluk ve çocuk ve idare ciheti ise musibette kendinden ziyade musibetliye ve nimette daha noksaniyetliye bakmak kaide-i Kur'aniye, kaide-i imaniye, kaide-i nuriyeye binaen %80 adamdan daha ziyade rahattırlar. Hani belki %20 bizden böyle daha rahat olanlar olsa da %80'den biz daha rahattayız. O zaman bu ne demek? Şekvaya, şikayete hiç hakları olmadığı gibi 80 derece bir şükür üstlerine haktır. Demek 80, %80'den daha rahatsak o zaman %80 yani 80 derece daha fazla şükür etmek, hamd etmek, ibadet etmek üstümüze hak. Hem burada kısmetimizi almak, yemek kader-i ilahi tayin etmişti. Adalet-i rahmet bizi toplattırdı. Allah Allah. Demek Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin de bir adalet tarafı var. O adalet tarafı böyle toplattırıyor demek. Yani o zaman biz de kendimize döneceğiz. Acaba yani Cenab-ı Hak niye adalet etti? Maalesef anne ve babalar evlatlarıyla alakadarlığı çok azalttılar. Yani neredeyse evlatlarıyla beraber hiçbir iş yapmaz hale geldiler. O zaman evlatları da çocukları da sığınak arıyorlardı. Eskiden arkadaş arıyorlardı. Şimdi arkadaş aramaya da gerek kalmadı. Cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar onların sığınağı oldu. Anne yerine, baba yerine bilgisayara sığınıyor, internete sığınıyor, sosyal medyaya sığınıyor. Halbuki çok yanlış, çok büyük hata, istikbalde çok dehşetli haller netice verecek bazı numuneleri görülmeye de başlandı. Onun için anne ve baba ne yapıp etmeli? Evladıyla beraber vakit geçirmeye zaman bulmalı. Evladı da anne babasıyla olmaktan, onlarla beraber oturmaktan, onlarla beraber sohbet muhabbetten lezzet almalı ki tablete gitmesin, internete az gitsin yani. Cenab-ı Hak onun için toplattırdı. İşi gücü, her şeyi bıraktırdı. Bırak diyor. Çünkü aile çekirdektir. Toplumun çekirdeği ailedir. Bediüzzaman diyor her aile, Müslümanın ailesi, hanesi küçük bir cennet hükmünde diyor. Halbuki maalesef hanelerimiz cehennem gibi olmuş. Onun için herkes birbirinden kaçıyor. Çocuklar ayrı odada, bilgisayar, tablet başında. Hanım ayrı odada dizi seyrediyor. Bey ayrı yerde maç seyrediyor, dizi seyrediyor. Her biri birbirinden ayrılmış. Kader-i ilahi diyor ki toplanın. Bak bizi bir yere soktu yani. Allah Allah. Bunu iyi değerlendirmek lazım. İnşallah istikbalde eğer biz ailece o birlik ve beraberliği, o ailece o
muhabbeti yerleştirebilirsek İslamiyet dünyanın dörtte üçüne hakim olacak. Ama işte şartı var. Bediüzzaman Hazretleri diyor, eğer biz ahlak-ı İslamiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalatını efalimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri cemaatlerle İslamiyet'e dahil olacaklar. Hatta diyor, çok acayip, çok büyük bir müjde var yani. Böyle büyük bir müjde için çok gayret lazım. Diyor ki, küre-i arzın bazı kıtaları ve büyük devletleri İslamiyet'e dehalet edecekler diyor. Ama işte şart lazım. Allah bu dünyada hikmetiyle, sebeplerle iş görüyor. Bizi istiyor ki kamil bir manaya gelelim de o külli nimetleri versin. Ama biz yarım yamalak olursak, birlik ve beraberliğimiz olmazsa, ailemizde bile yani bir İslami manayı oturtturamazsak nasıl bina edilecek ki? Temel çürük, onun üzerine çürük temel üzerine gökdelen bina edilir mi? Elbette edilmez. Evet, bitireyim, yine uzattım. Hem burada kısmetimizi almak yemek, kader-i ilahi tayin etmişti, adalet-i rahmet bizi toplattırdı, çoluk çocuk Rezzak-ı hakikilerine emanet edildi, muvakkaten o nezaret vazifesinden, hani dışarıdaki işleri güçleri yapma, her şeyi halletmek vazifelerinden bir manada mezuniyet verdi, izin verdi. Nasıl ki bir gün bütün elini çektirecek. Çünkü her birimizin eceli gizli, bilmiyoruz yani. Bir gün annelerimiz, babalarımız gittiği gibi evlatlar da gidiyor yani. Bir gün gelecek, o vazifelerin hepsi bitecek yani. Nasıl ki bir gün bütün elini çektirecek, azledecek. Son cümlesi, madem hakikat budur, hasbunallahu ve ni'mel vekil deyip teslim ile şükretmeliyiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Şu barla layıkasındaki bir duayı okuyalım inşallah. Onun da bugünkü dersimize hatime vermiş olalım. Evet. İlahi ya Rab, sen Risale-i Nur'u ve Risale-i Nur müellifi üstadımız Said Nursi'yi ve Risale-i Nur talebe ve şakirtlerini ve mensuplarını, bütün ehli imanı, bütün masumları muhafazayı hıfzında ve kale-i ilahiyen içinde muhafaza ve emin eyle, amin. Ve hizmeti Kur'an ve imanda sabit ve daim eyle, amin. Ve bu kutsi hizmetlerinde muvaffakiyetlerle yardım ve muavenetler ihsan eyle, amin. Ve Kur'an-ı Mucizül Beyan-ı Azimüşşan'ın sırr-ı azamına marifetullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah sırrı kutsisine ve hasbunallahu ve ni'mel vekil sırrı uzmasına ve rızaullah ve rü'yeti cemalullah lütuf ve ihsanına mazhar eyle, amin. Ya Rabbel Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmaine tayyibine tahirin. Amin, amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Nasip olursa yarın akşam yani Berat Kandili'nde inşallah burada beraber inşallah ders okuyalım Berat Kandili ile alakadar olan bir meseleden. Arkasından da inşallah hatim duaları, hem bizim dağıttığımız Fatiha sureleri var, hatimler var, salavatlar, ihlaslar var, kelime-i tevhidler var, ilahir yani. Hem onların hem de böyle sizlerin okuduğunuz bütün o hatimlerin, salavatların, mübarek kelamların, kelimelerin dualarını hep beraber yapmış olalım. İnşallah Cenab-ı Hak sağ salim bizleri yarına ulaştırsın. Yarın da beraber olalım inşallah. Allah rızası için El Fatiha.